Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. 19. mektup, 19. nükteli işaretin ikinci esası. Hem o delil sadık ve musattak madem umum enbiyanın fevkinde binler mucizat ve nesedilmeyen bir şeriat ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan. Bu cümlelerin her birisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrı bir özelliğine ve kendisinin de peygamberliğine delalet eden ayrı bir hususiyete işaret ediyor. Birinci esasta delili sadık ve musaddak diye bitirmişti. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hem doğru verdiği haberlerde doğru bir zat sadık kendisi. Sözünde doğru, haber verdiği haberlerde doğru, konuşmasında doğru, yürümesinde doğru, hal ve etvarında doğru. Yani doğru olmayan bir tarafı haşa yok. Her haliyle, her tavrıyla, her konuşmasına doğru. Tamam. Sadık. Güvenilir bir delil. Ama aynı zamanda kendisi musaddak. Yani kainatta bulunan bütün hakikatler vasıtasıyla Allah'ın varlığına birliğine, ahiretin de varlığına delalet eden ne kadar sadık, doğru e, hakikat varsa tamamı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik ettiği için musattak oluyor Peygamberimiz. Yani tasdik edilen, evet sen doğru söyledin, getirdiğin haberlerde, söylediğin hakikatlerde, yaşadığın tarzlarda hem iman hakikatlerinde hem şeriatında, hem ahlakında hem etvarında yani senden ne döküldüyse, senden ne çıktıysa bunların tamamında sen doğrusun diyerek tasdik etmiş oluyorlar. Dolayısıyla peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hem doğru bir delil hem de başkaları tarafından doğrulanmış Doğru ispat edilmiş bir zat. İşte bu özelliklere sahip olan zat, madem umum enbiyanın fevkinde binler mucizat, yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizelerin, diğer peygamberlerin mucizelerinden çok çok fazla. Şimdi burada Üstad Hazretleri, Önemli üç tane meseleyi bize özetleyecek İnşallah Biz de bunları anlamaya çalışalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeler diğer bütün peygamberlerin mucizelerinin fevkinde, üstünde olmakla beraber bütün peygamberlerin gösterdiği mucizeler de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delil olacak. Burada öyle harika bir e, ispat metodu var. Peygamberimiz bir delil. Yani Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına bir delil, bir burhan, bir kat'i hüccet ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle kuvvetli bir delil ki onu bir defa binler mucizesi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğunun ve sözünde doğru olduğunun delillerinden bütün peygamberlerin fevkinde bir mucize. Hatta Üstadımız Risale-i Nur'un birkaç yerinde Hz. Musa Aleyhisselam'la ilgili mucizeler anlatırken der ki Hz. Musa Aleyhisselam'ın mesela asa mucizesi Peygamberimizin sahabelerin eline verip de kılınç olan bazı asaları Peygamberimiz sahabelerin eline vermişti. Onlar elinde kılınç olmuştu. Onları mukayese ederken der ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucize Musa Aleyhisselam'ın asa mucizesinin üstünde. Neden? Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucize sadece kendine has olarak mucizeli devam ediyordu. Ama Peygamberimizin asa verdiği daha sonra kılınç olan mucize Peygamber Efendimiz'den sonra da devam etti onun harikalığı. Kılınç olarak yani. Yine Hz. Musa Aleyhisselam'ın taştan su çıkarması, 12 pınarın fışkırmasının numuneleri dünyada var. Çünkü nice taşlardan suların fışkırdığını görüyoruz. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinden 12 musluk gibi suların akmasının bir örneği, bir numunesi yok. Kainat içerisinde, adetullah içerisinde. Bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeler hem sayı hem çeşit bakımından binlerce. Çünkü her nev, her tür Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizesine mazhar olmuş. Diyelim bir peygamberin mucizesi bir cinsten geliyor. Diğer peygamberin mucizesi bir cinsten veya şu 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 ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği mucizeler her cinsten, her türden, her çeşitten. Dolayısıyla bütün peygamberlerin fevkinde, üstünde binler mucizatı var. Bir, İki, neshedilmeyen bir şeriat. Bu da çok önemli. Mesela Hz. Adem Aleyhisselam'dan itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar çok şeriatlar gelmiş. Şeriatlar zamanlara göre, mekanlara göre, asırlara göre hatta kişilerin yaşadığı coğrafi şartlara göre farklı farklı gönderilmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Biliyorsunuz Dinin iki boyutu var. Bir inanç boyutu, bir de yaşam boyutu. İnanç boyutu Hz. Adem aleyhisselam'dan peygamberimize kadar hiç değişmeyen ve bütün peygamberlerin ortak inanç boyutudur. Çünkü Allah'a iman değişmez, peygambere iman değişmez, ahirete iman değişmez. Yani iman hakikatleri değişmez, sabittir. Bütün peygamberlerde gerçi daha önceki peygamberlerde çok detay verilmemiş. Kısa ve öz özgeçilmiş ama esas itibariyle bütün iman esasları bütün peygamberlerde aynıdır. Ama Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'ında, Peygamberimizin şeriatında daha detaylı olarak açıklanmış. Bir de bu dinin iman boyutunun öbür tarafı yaşam boyutu. İşte buna şeriat diyoruz. Yani helallar, haramlar, yasaklar, mekruhlar, sünnetler vesaire. Bunlara biz e, tabiri caizse şeriat diyoruz. Şimdi Hz. Adem aleyhisselamdan Peygamberim Efendimiz'e kadar birçok peygamberde gelen şeriatlar bir sonraki peygamberin şeriatında değişebiliyor. Diyelim bir peygamberin şeriatında oruç şu kadardı, diğer peygamberin şeriatında o gelince değiştiriyor. Bir peygamberin şeriatında diyelim ki şunlar yasaktı, ama bir başka peygamberin şeriatında o yasak olmayabiliyor. Değiştiriyor daha sonra. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatından sonra başka şeriat gelmeyecek. Onun peygamberliğinden sonra başka peygamber gelmeyecek. Onun kitabından sonra başka kitap gelmeyecek. Gönderilmeyecek. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen şeriat, kıyamete kadar geçerliliği devam eden ve hiçbir zaman hükmü kalkmayacak bir şeriat. Onun için Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu din, nasıl iman esasları Hz. Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar değişmemiş, o günden sonra da değişmeyecek ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı da kıyamete kadar değişmeyecek. Yani günümüzde bazı insanların kafalarını bulandırmak isteyenler çıkabilir. Batıl araştırmacılar, yani Doğu üzerine, İslam üzerine araştırma yapan müsteşrikler, oryantalistler, e, onların tabiriyle, şarkıyatçılar yani, bunlar insanların kafasını bulandırıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din, ahlak, ibadet, muamelat, iman şeriat ne varsa tamamı kıyamete kadar geçerlidir. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem getirdiği diğer peygamberlerin fevkinde binler mucizeleriyle hem Allah'ın ihsan ettiği nesedilmeyen kıyamete kadar geçirilecek şeriatıyla ve umum cin ve inse şamil bir davet sahibi olduğundan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Resulü Sekaleyn ünvanıyla anılır. Yani hem cinlerin peygamberleri, peygamberimiz hem de insanların iki cihan saadetine vesile olacak bir şeriatı Cenab-ı Hak hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak göndermiş. Dolayısıyla peygamberimizin bu üç özelliği itibariyle binler mucize gösteren ve getirdiği şeriat kıyamete kadar bütün insanların ihtiyaçlarına kafi gelecek. Bütün insanlar ihtiyaçlarına. Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Rahimdir, merhameti sonsuzdur. Nasıl ki Cenab-ı Hak bir güneş yaratmış, bütün varlıkları o güneşin ısısıyla, ışığıyla, nasıl yeryüzüne bir çekim kanunu yaratmış. Bütün varlıkları, dağları da çekiyor. Evet, yağmur tanelerini de çekiyor. En büyükten en küçüğe kadar. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kanunları Rabbim dilerse sürekli ve devamlı. Öyleyse Cenab-ı Hak daha önceki peygamberlere gönderdiği kanunların bir kısmını zamana, mekana ve şartlara göre emretmiş, Sonra onu kaldırmış başka bir şeriatta. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen şeriatın kanunları kıyamete kadar çocuğundan dedesine, kadınından erkeğine en ami okuma yazmaz ve dinleme özelliği de olmayan bir avamdan en yüksek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a varıncaya kadar herkese hitap eden sadece insanlara değil cinlere de hitap eden bir şeriat sahibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz şimdi bu özellikleri toplayalım. Üçünü birden diyor ki <laughs> öyleyse diyor bu özelliklere sahip olduğundan elbette umum enbiyanın reisidir. Evet, bütün peygamberlerin reisi, önderi, lideri, en üstünü. Evet. Bu konuyla ilgili zaman zaman kafamızı bulandıran bir soru gündeme getiriyorlar. E, müsaade ederseniz ben bu vesileyle bunu da bir iki cümle hemen ifade etmeye çalışayım. Hani peygamberlerin birbirlerinden farkı yoktur. Nitekim bu konuda bir ayet-i kerime de vardır. La nüferriku beyne hadim min rusulih. Biz peygamberler arasında fark gözetmeyiz. Ayet-i kerimesini delil göstererek peygamberler eşittir fazilet noktasından birbirlerinin farkı yoktur şeklinde bir iddia ortaya atıyorlar. Halbuki e, bu ayeti kerimede geçen öncelikle şunu ifade edelim. Faddanna ba'dhum ala ba'd. Peygamberlerin bir kısmını bir kısmından faziletli kıldık Ayet var. Bir defa bu net. Yani Allah peygamberlerin bir kısmını bir kısmından daha faziletli olduğunu ifade ediyor. Bu net. İkincisi bu Aralarında fark gözetmeyiz ayet-i kerimesini okursak hemen iman etme bakımından fark gözetmeyeceğimiz kendiliğinden anlaşılacaktır. amen Rasul <laughs> bima unzile ileyhi min Rabbi ayet-i kerimesinde. Yani e, peygamber ve müminler o peygambere indirilene iman ettiler Allah'a, meleklere, kitaplara. Evet. Sonra o müminler derler ki biz o peygamberlere iman noktasına bir fark gözetmeyiz bütün peygamberlere iman ederiz derler. Bu kadar. Yani peygamberlere iman noktasında fark olmaz. Biz Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselama da, Hz. İsa'ya, Hz. Musa'ya da Allah'ın peygamber gönderdiği bildiğimiz bilmediğimiz kadar peygamber verse tamamına iman ederiz. Onun için bugünkü Yahudiler eğer peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e iman etmiyorlarsa bak onların imanlar geçerli olmuyor. Yine Hristiyanlar bugün Hz. İsa'yı peygamber kabul eder. Ama peygamberimiz aleyhissalatü vesselam peygamberin kabul etmezlerse bak onların kadar iman olmuyor. Şimdi burada ince bir şey de paylaşalım. Bima unzile ileyke min rabbik. Min rabbik. Yani sana Rabbinden indirilene iman ederler. O takva sahipleri. Ellezine yu'mine Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min Yani senden önceki indirilenlere de iman ederler ayetinden ince bir sır çıkarmış üstad dediği zaman diyor ki Ey Yahudiler ve Hristiyanlar sizler Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın elçisi olduğunu haydi haydi kabul etmeniz gerekir. Neden? Çünkü Hazreti Muhammed Ales, Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Harun. Yani sizin peygamber kabul ettiğiniz ne kadar peygamberler varsa aleyhisselam. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Onların tamamına peygamber dedirten özelliklerin daha mükemmeli, daha üstünü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da var. Evet. Öyleyse sizin Peygamber deyip iman ettiğiniz Hazreti İsa peygamberse ki peygamber diyorsunuz tamam biz de peygamber diyoruz. Öyleyse ona peygamber demenizi gerekli kılan ne kadar gerekçeler varsa tamamı ve daha fazlası. Hazreti Muhammed de var. Öyleyse öncelikle Hazreti Muhammed'in de peygamberliğini kabul etmeniz gerekiyor. Ve ey Yahudiler sizler Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul eden ne kadar gerekçeleriniz, özellikleriniz, saydığınız vasıflar varsa onlar ve daha fazla Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da var. Öyleyse sizler haydi haydi ve öncelikle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğini kabul etmekliğiniz gerektirir diye. Burada bir tariz var onlara. Yani sizden öncekilere indirilenlere iman ederler derken ey Yahudiler ve Hristiyanlar, ey bir kitap ve peygamber iman ettiğini söyleyenler sizler, bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğine ve onun getirdiği Kur'an'a haydi haydi ve öncelikle iman etmeniz gerekmez mi diye bir tariz var. Şimdi burada birleştirdiğimizde bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam binler mucize göstermiş bütün peygamberlerin mucizelerin üstünde. İki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam neshedilmeyen bir şeriat getirmiş. Diğer peygamberlerin getirdiği şeriatlar zaman ve mekanla bir kısmı sınırlıydı. Ama Hz. Muhammed Vesselam'ın şeriatı kıyamete kadar geçerli. Bir de bunun daveti hem insanlara ve hem cinlere bu özellikleri itibariyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin reisidir, önderidir, lideridir, başıdır. Gerçekten Cenab-ı Hak bizim imanımızı kemale erdirsin. Bu konuda özellikle Yahudilerin ve Hristiyanların İslamiyet'i, Peygamberimizi ve Kur'an'ı kabul etmedeki sıkıntılarında da bizim yol göstericiliğimizi nasip etsin. Onlara yol göstermeyi, tabi Allah onların da kalplerini açsın, iradelerini hayra yönlendirsin, ufuklarını açsın, iman nasip etsin, dua edeceğiz. Ama bize de düşen ciddi bir görev olduğunu unutmayalım. Madem bütün peygamberlerin reisidir, önderidir, lideridir, öyleyse umum enbiyanın mucizatlarının sırrına ve it, sırrını ve ittifaklarını camidir. Ne demek oldu? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Allah birdir. Ahiret vardır. Melekler haktır. Bu dünya fanidir. Kabir hayatı var, ebediyet var. Ebedi bir aleme gidiyoruz. Ne demişse. Bunun dediği davaların aynısına diğer peygamberler de söylemiş mi? Söylemiş. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dava etti hakikatleri ispat için Allah'ın lütfuyla binlerden fazla mucize göstermiş mi? Göstermiş. Peygamberimizin davasını diğer peygamberler de aynen dava etmişler ve onlar da iddialarını, mucizeleri ispat etmişler mi? Etmişler. Öyleyse peygamberimizin davasını sadece kendi mucizeleri, kendi hakikatleri, kendi ispat ettiği şeyler, deliller değil, aynı zamanda diğer peygamberlerin gösterdiği bütün mucizelerde peygamberimizin davasını tasdik ediyor. Evet biz de o zatın dediğini tasdik ediyoruz. Doğru söylüyor Allah vardır. Delilimizde gösterdiğimiz mucizeler, getirdiğimiz hakikatler ve yaşam tarzlarımız demişlerdir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberliğinin delili yani Allah'ın vardır, Allah vardır demesinin delili sadece kendi mucizeleri ve sadece kendi şeriatı ve sadece kendi daveti değil, diğer bütün peygamberlerin gösterdikleri ki yüz binden fazla, zayıf bir rivayete göre iki binden fazla peygamber. Yani her ümmete, her millete peygamber gönderilmiş. Bu kadar peygamberlerin gösterdikleri mucizeler sayısınca, getirdikleri hakikatler sayısınca, peygamberliğini ispat eden ne kadar deliller, hüccetler varsa, tamamı aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine ve getirdiği davanın ispatına, hüccetine birer burhandır ve birer kat'i delildir. Fesubhan. Böyle kuvvetli bir delil. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir delil olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Elbette böyle bir dava sahibinin ve böyle bir iddia sahibinin Yalan, hile, şüphe içine girmesi mümkün müdür? Veya insanların kafasına böyle bir şüphenin atılması, böyle bir vesvesenin gelmesi. Dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelse bu delilin kuvveti karşısında bir mümine veya herhangi bir insana vesvese vermemeli. Verse bile hemen onu kovmalı. Kardeşim bu kadar kesin, bu kadar kat'i, bu kadar şüphe götürmez bir hakikat yok daha dünyada demeli. Demek bütün enbiyanın kuvveti icmağı ve mucizatının şah mucizatlarının şahadeti onun sıdk ve hakkaniyetine bir nokta istinat teşkil eder. Demek ki bütün peygamberlerin mucizelerinin toplamından çıkan kuvvet hani küçük küçük e, ipler bir araya gelse halat oluyor. Kopmaz bir halat oluyor. Bunlar çok kuvvetli kuvvetli halatlar hem de çelikten halatlar bir araya gelmişler. Bütün küreyi arz bir araya gelse, bütün kainat bir araya gelse bunu koparamaz kuvvetli bir halat olmuş tabiri caizse. Bütün peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin toplamı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleriyle beraber daha yetmedi. Bir de onların e, ve mucizatların şahadeti onun sıdk ve hakkaniyetine bir noktayı istinat teşkil eder. Peygamberimizin doğruluğuna davasında hak olduğunda ve e, bir şey daha söyledi. Sıdkına evet bir sıdkına ve hakkaniyetine yani hem doğruna hem hak yolda olduğuna getirdiği her şeyinde hak ve hakikat olduğuna bir kuvvetli dayanak teşkil eder. Fesbuhalah. Yani bir insan e ben doktorum diyor. İki insan da diyor ki evet diyor bizi ameliyat etti. E biz de iyi olduk diyor. İki tane şahit. Hemen itimat ediyoruz. Bir adam diş, ya e dişimiz ağrıyor ya diyor ben şurada bir doktor diyor gittim tedavi oldum. Çok güzel ya. Bak bir adam ya. Bir adam 2 olsa o 3 5 10 aman ya Ve bunların hepsi yani çok da hani arada sırada ufak tefek yalan kaçıranlar da olsa. Ha çok da itimat edilen insanlar da olsa itimat ediyoruz yahu. Halbuki bu peygamberlerin hepsi insanlığın medar iftiharı. insanların kendi dönemlerinin en üstünleri, en faziletlileri, en değerlileri bütün insanlar tarafından takdir edilmiş, tebrik edilmiş, bütün vasıflarla övülmüş insanlar. Yani bunlardan bir tanesi yeterken ve bunların bir tane mucizesi yeterken bunlar yüz binlerce ve her birinin onlarca, yüzlerce, Peygamber Aleyhisselam'ın binlerce topladığımızda belki milyonlarca mucizeleri, belki milyonlarca hak ve hakikatte olduklarını ispat eden delilleri bir araya geldi ve Peygamber Aleyhisselam'ın davasının hak olduğuna birer parmak kaldırdılar. Her birleri tek tek. Evet, doğru söylüyor. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, senin getirdiğin bütün davaları biz imzalıyoruz, altına imzamızı atıyoruz diyerek bu raporu imzalıyorlar. Evet, biz de bu raporun altına imzamızı atıyoruz. Rabbimiz bu imzamızı kabul buyursun. Hem onun terbiyesi bu, bütün peygamberler aleyhisselam. Peygamberi aleyhisselatü vesselam'ı tasdik ettiler mucizeleriyle ve getirdikleri hakikatlerle. Yetmedi. Buna Üstad Dezim Hazretleri sağ cenah diyor. Peygamber Aleyhisselam bir davada bulunuyor. La ilahe illallah der dava eder. Allah'tan başka ilah yoktur der. Peki bunun bu davasına kendi mucizeleri, kendi şeriatın hakkaniyeti ve diğer bütün delillerinin yanında sağ tarafı dediğimiz bütün Hz. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimiz kadar gelen bütün peygamberlerin gösterdiği mucizeleri ve hakkaniyeti bir de yetmedi. Sol cenahı dediğimiz, sol tarafı dediğimiz ümmetinden gelenler. Şimdi ona geldi. Hem onun terbiyesi ve irşadı ve nur şeriatıyla kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır. Ve subhanallah. Hem onun, yani Peygamber Efendimiz'in terbiyesiyle burada tabi terbiye ve irşad ve nur şeriat. Burada şunu bir unutmayalım. İnsanın iki türlü terbiyesi vardır. Bir, kendi istem dışı, kendi irade dışı terbiyesidir. Bu işte insan Allahu Teala kainattan süzmüş, kainatın en mükemmel ve en has kulu varlığı olarak yaratılmış. Elimizde olmadan bize göz verilmiş. En güzel göz, ruh giydirilmiş, en güzel ruh vesaire. Bu Allahu Teala'nın bizim irademize bırakmadığı terbiyesi. Bir de Allahu Teala'nın bizim irademize bıraktığı ama bu bize verdiği nimetlerin kalitesini ve kıymetini, değerini kazandıran manevi terbiye. İşte o Allah'ın gönderdiği dindir. Peygamberleri vasıtasıyla bize bildirdiği şeriattır. İman ile ruhumuzu ve diğer iman esasları, ruhani duygularımızı ve terbiye ettiğimiz gibi şeriat kanunlarıyla da hem bedensel özelliklerimizi, hem de ruhsal özelliklerimizi terbiye ediyoruz, kemale erdiriyoruz. Hani bir insan ne kadar dini kurallara uyarsa, ne kadar ihlaslı, samimi, sadakatli olursa o kadar kemale eriyor. Onun için Üstad bir zaman der ki iman dereceleri zerreden şemse yani atomdan güneşe esveli safilinden alay en aşağıdan en yükseklere dikkat buyurun. Hatta ferşten arşa, kainatın en küçük parçasından evvel, ahir, zahir ve batın isimlerin halitası olan arş dediğimiz en yüksek mertebelere kadar dizilmiş olan makamat, meratip, derecat ve derekat. Yani yükseklik kademeleri ya da Allah muhafaza alçaklık derekeleri hep İman etmek, ameli salih yapmak veya küfretmek, yani inkar etmek veya ameli salih terk etmekle. Demek ki mümin iman ettikçe, marifetullah mertebesine terakki ettikçe ve ibadetlerini yaptıkça, haramları terk ettikçe, ihlas, samimiyet ve sadakatte mertebe kat ettikçe kemale eriyor, terbiye oluyor ve... Allahu Teala'nın Rab isminin mükemmel bir aynası oluyor. Ama ne ile? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat ile. İşte o zatın getirdiği dinin terbiyesiyle. Onun için insanlar akıllarını terbiye etmek istiyorlarsa şeriata uygun çalıştıracaklar. Gözlerini terbiye etmek istiyorlarsa ki o gözün sahibi olan ruha tabi dolayısıyla ellerini, ağızlarını, dillerini yani bütün maddi ve manevi özelliklerini terbiye etmek istiyorlarsa Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin kurallarına, şeriatın düsturlarına uygun hareket etmeleri gerekiyor. O kadar terbiyeli insan oluyoruz. Yani terbiye halkların ve insanların verdiği terbiyeyle değil, o terbiyelerin dinimize uyması ölçüsünde terbiye oluyor. Babalara, annelere önemli bir uyarı. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam terbiyesiyle, irşadıyla yol gösteriyor. Allah. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle mükemmel bir mürşit ki talebeleri olan sahabelerin ruhlarına girmiş olan o kötü adetleri öyle bir söküp atmış ki oradan. Onun yerine öyle mükemmel ahlakları, terbiyeleri, huyları, güzellikleri yerleştirmiş ki Aman yarabbi ne mürşit. Hangi konuda mürşit? Her konuda mürşit. Ailede mürşit, siyasette mürşit, ticarette mürşit. Sonra kalpte mürşit, akılda mürşit. Aman yarabbi düşüncede mürşit. Sonra yürümede mürşit, oturmada mürşit, yatmada mürşit. Yani onun mürşit olmadığı, yol göstermediği, örnek olmadığı bir hayat, bir hayat, bir tarz, bir yol, bir yöntem, bir olay ve bir hadise yok. Çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar bir kalp katılığına sahip olan o insanları bir sineği incitmekten korkacak bir hale getirmiş. Evet. Bu terbiye ve irşada bakın. Yani Ümmeti Muhammed içerisindeki bütün kamil mürşitler, bütün kamil insanlar, ne kadar önder, lider, vasıflı, kaliteli insan varsa tamamı peygamberimizin terbiyesinden geçmiş. Bu aslında talebedir bunlar. Bu talebeler hocalarının büyüklüğünü gösterir. Evet. Bu kadar talebesi bulunan bir zatın doğruluğuna, dürüstlüğüne hak ve hakkaniyette olduğuna bir delildir. Ko kopmaz, kırılmaz ve sarsılmaz bir delildir. Devam ediyor. Onun terbiyesi ve irşadı ve nuru şeriatıyla kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır. Bu kadar mükemmel insanların evliyaların, asfiyaların, muhakkıkların, müfessirlerin, müceddidlerin, müştehitlerin alimlerin, evet, abidlerin, yani ibadet edenlerin, fe Bu kadar güzel vasıflara sahip olan ne kadar kamil insan varsa, onların bütünün güzellikleri de, kemali de, üstadları olan, reisleri olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan akıyor. Hani e, bir şey var, benzetme var. Mesela diyelim, Ay ışığını güneşten alır. Ve bize verir. Gece düşünün. Şimdi ayın ışığı bize böyle görülüyor. Güneşin ışığı ayda bize böyle görünüyorsa acaba diyoruz. Güneşin ışığı nasıldır? Hayal edin. Nitekim biz onu gündüz görüyoruz değil mi? Ama hiç ömründe güneşin ışığını görmemiş, sadece ayın ışığından güneşi hayal etmiş bir zatı düşünün hep gece güneşin ayın ışığından istifade etmiş. Şimdi bizler o hakiki güneşin tabiri caizse ışığından feyiz alıp nurundan nurlanıp kemalinden kemallenip faziletinden faziletlenip kendilerini bize gösteren bu kadar evliyalar, bu kadar asfiyalar, bu kadar mücedditler, bu kadar müştehitler, bu kadar alimler bir ay mesabesinde ve mertebesindeyken, bunlar böyle bize mükemmel ve harika görülürken, acaba onların ışığını aldığı ve güzelliklerini yansıttığı güneş olan Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın fazileti, kemalatı, derecesi, ne kadardır? Aman ya Rabbi. Subhanallah. Demek ki ayın kendinde ışık yokken, o ışığı bize güneşin ışığını ispat ettiği gibi bu kadar evliyanın ve asfiyanın kendilerinde görünen güzellikler ve özellikler de kendilerinden değildir. Şeriat-ı Muhammediye, terbiye-i Muhammediye, nur-u Muhammedi'den akseden güzelliklerdir. Öyleyse bütün bu güzellikler ve özellikler ve faziletler ve kemalat Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın kemalatına, faziletine, sadakatine, sadık olduğuna ve hakkaniyetinde dürüst olduğuna, samimi olduğuna ne kadar delildir acaba? Milyonlarca delil. Evet. nur şeriatıyla kemal bulan bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır. Öyleyse onların sırrı kerametlerini ve icma tasdiklerini ve tahkiklerinin kuvvetinin camidir. Şimdi daha önceki peygamberlerin nasıl ki bütün muzelerini, bütün hak ve hakkaniyetini gösteren delillerinin tamamı Peygamberimiz Aleyhisselatü peygamberine delildi. Getirdi davaya birer tabiri caizse kat'i hüccetti. Evet. Yani onu destekliyor, tasdik ediyordu. Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen ve onun getirdiği dinin kuralları, şeriatın nuru, saadeti, fazleti ve kemalatıyla yetişen, terbiye olan, kemale eren, irşad olan ve nurlanan o zatların bütün kerametleri ve onların dinin hak ve hak olduğuna, hakikat olduğuna dair gösterdikleri bütün deliller, bütün ispatlar toplamı birden hepsi Peygamberi Aleyhisselam'ın da sadaka, sadakatine, doğruluğuna, hak ve hakkaniyette olduğuna ne kadar delil? Milyonlarca, belki trilyonlarca delil. Şimdi bütün bunları toplayıp ortaya koyduğumuzda o zat Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gösterdiği mucizelerle, getirdiği şeriatla, gösterdiği mucizelerin hakikatleriyle, hakkaniyetiyle, şeriatın hakkaniyetiyle Hak ve hakikatte olmasıyla, bir de cin ve inse, insanlara ve cinlere getirdiği, davet ettiği bütün o mükemmel hakikatlerle beraber, kendisinden önce gelen Hz. Adem aleyhisselama kadar bütün peygamberlerin bütün mucizeleri, bütün peygamberlerin bütün hakkaniyetlerini gösteren delilleri ve kendisinden sonra kıyamete kadar gelmiş ve gelecek olan bütün evliyaların, asfiyaların gösterdiği kerametleri ondan ortaya koyduğu hak ve hakikatleri, kemalatları, faziletleri de toplansa yine Peygamber Selamın sadakatine, doğruluğuna, dürüstlüğüne, hak ve hakikatte olduğuna deliller oluyor toplam birden. Değil mi? Cami dedi. Hepsini birden için arıyor. Çünkü onlar üstadların açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler. Evet. Hakikati bulmuşlar. Öyleyse yani bunlar kendi kendilerine bunu bulmuş değiller ki ay ışığı kendinden değil de güneşten aldığı gibi bu mübarek zatlarda bütün faziletlerini, bütün kemalatlarını Allah'ın Peygamberimize verdiği güneş gibi ortaya koyduğu nuraniyetinden, şeriatından, zatındaki kemalatından, ahlak hamidesinden vesaire ne kadar güzellikleri varsa onlardan aldıkları için öyleyse bunların güzellikleri onun güzelliklerinden geliyor. Bunların nuraniyeti onun nuraniyetinden geliyor. Bunların kemalatı onun kemalatından geliyor. Onun için bizim aklımızdan hiç çıkmasın. Bir alimin bir eserini okurken unutmayalım. Bu güzellik peygamberimize aittir. Bir alimin bir iştihadına uyarken Unutmayalım. Onun iştihadı peygamberimizin getirdiğine aittir. Peygamberimizin şeriatına uyuyoruz diye uyalım. O zata takılıp kalmayalım. O zata dua edeceğiz. Onun yolundan gideceğiz elbette. Çünkü kendi kendimiz onu yapamıyoruz. Ama bileceğiz ki o zat da peygamber aleyhisselamın bir tabiri caizse talebesidir. Esas üstadımız, esas sultanımız, esas rehberimiz Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselamdır. Onlar üstadların açtığı ve kapıyı açık bıraktığı yolda gitmişler. Hakikati bulmuşlar. Öyleyse onların bütün kerametleri, o evliyaların, asfiyaların bütün kerametleri, evet, Bütün kerametleri ve tahkikatları yani hak ve hakikat olarak ortaya koydukları ve icmaları bir konu üzerinde ittifak etmeleri o mukaddes üstadlarının sıdk ve hakkaniyeti için bir nokta istina temin eder. Öyleyse hepsinin aynı konuyu farklı delillerle ispat etseler bile aynı konuya parmak basmalar. Mesela Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bugüne ve kıyamete kadar gelecek. Ne kadar ahiret evet vardır diyen güvenilir sadık insanlar varsa ve bu iddialara ne kadar deliller getirdilerse ve onları doğrulayan ne kadar hak ve hakikatler varsa hepsi aynı zamanda Muhammed aleyhisselam'ın da delili oluyor. Onun da davasını tasdik manasına geliyor. Evet. Onun için ona istinat temin ediyor. Hem o burhan-ı Vahdaniyet sabık işaretlerde görüldüğü gibi o kadar kat'i, yakini ve bahir muzileri ve harika irhasatları ve şüphesi delen büvveti var ve o zatı öyle bir tasdik ediyor ki kainat toplansa onun tasdikini iptal edemez. Bunu da anlayıp sohbetimize son verelim. Bu son cümlede anlamaya çalışalım. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri, getirdiği nesk şeriatını ve ins ve cinle yaptığı davetini dedi ki bütün peygamberlerin sultanıdır. Sonra bütün peygamberler getirdikleri mucizeleriyle, gösterdikleri hak ve hakikatleriyle peygamberimizin peygamberliğini ve getir davalar tasdik ettiler. Bu kadar deliller onu güçlendirdi. Sadece kendi değil yani. Sonra kendisinden sonra kıyamete kadar gelen ve gelecek evliyaların, asfiyaların gösterdiği kerametler ve o hakikatleri ispat için ortaya koydu hakikatler, deliller, hüccetler de Tek tek ve toptan Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam doğruluğuna, hakkaniyetine delil oldu. Bir şey daha söyleyecek bu dördüncü. Bunu da okuyup bitirelim. O da şu. O burhan bahir, o burhan-ı yani Allah'ın varlığını ve birliğini e, kabul eden ve gösteren delil. Burhan olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, sabık işaretlerde görüldüğü gibi, daha önce işte bir, birinci işaretten, 18 işareti kadar peygamberin mucizeleri anlatılmıştı. O işaretlerde görüldüğü üzere evet o kadar kat'i, yakini ve bahir mucizeleri binlerce ve harika irhasatları tabi peygamberimizin gösterdiği mucizeler pek çok onlardan e, her biri peygamberimizin peygamberine delil. Burada e, üç tane şey sayacak üstadımız. bir. Peygamberimizin gösterdiği mucizeler. Tamam. İki, irhasatları. İrhasatlar nedir? Peygamberimiz, peygamber olmadan önce peygamberliğini gösteren yüzlerce delil var. Tevrat'ta, İncil'de, burada. Hatta lefî zübürü'l-evvelin o peygamber Aleyhisselamın Kur'an'ı, onun vahyi daha önceki suhuflarda vardır ayetinden hareketle diyebiliriz ki Hz. Adem'den peygamberimize bütün peygamberler peygamberimizin peygamberliğini geleceğini haber vermişler, tasdik etmişler. Ama bugün elimizde bulunan Tevrat, İncil ve Zebur'da yüzlercesini görüyoruz. Bunlar irhasat nevinden daha peygamber olmadan önce peygamberliğini, peygamber olacağı ve peygamberi tasdik edilmiş. Daha e, Peygamberinden önceki bazı kahinler, arifi billahlar, Allah tanıyan bazı o zamanın kendilerine göre evliyaları da Peygamberimizin geleceğini haber vermişler. Daha daha peygamberimiz peygamber olmadan önce kendi hayatında gerek dünyaya geldiği gece, gerek dünyaya gelmeden, gerek dünyaya geldikten sonra peygamber oluncaya kadar gösterdiği bazı harika haller var ki onların tamamına irhasat diyoruz. Öyleyse peygamberimiz gerek kendi peygamberli döneminde gösterdiği binlerce mucize ki bunların içerisinde Kur'an en büyük mucize binlerce mucize içinde var ayrıca. Bir de peygamberin önceki gösterdiği bütün irhasat nevinden peygamberliğine delil olan mucizeler, harikalar bitmedi. Bir de şüphesiz delail nübüvveti var. Delail nübüvvet peygamberimizin her hali peygamberliğine delil. Evet. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki peygamberimizin her hali harika olmak lazım değildir. Tabi. Her hali harika olsaydı örnek alamazdık. Ama her hali her tavrı, her hareketi, her konuşması, her şeyi peygamberliğine delil. Bakın yatışına. O yatış tarzı ancak peygamber olan bir zat tarafından bilinebilir. Bu kadar mükemmel bir yatış tarzı, hem bedensel hem ruhsal, hem Cenab-ı Hakk'ın huzuruna layık bir yatış tarzı ancak öyle olabilir. Bak o bile bir sonra peygamberimiz diyor ki, kabir hayatı şöyledir. Ve kabir hayatını ancak Allah bildirirse bilebiliriz. Bak o da peygamberine delildir. Bir insanla konuşurken öyle bir tarz, öyle mükemmel bir hal gösteriyor ki o bile tek başına hatta bazı Yahudi alemler demişler ki peygamber yüzünü görünce demişler bu yüzde yalan ve hile olamaz. Bunu bu yüzün sahibi ancak peygamberim diyorsa ancak peygamberdir demişler. Onun için peygamberimizin her hali her tavrı peygamberliğine delil olabilir. Şimdi bu kadar deliller, bu kadar hoccetler, bu kadar burhanlar, bu kadar tasdik ediciler, doğrulayıcılar varken evet bu kadar kuvvetli bir nokta istinattır ki hiçbir cihette evet nedir? O zatı öyle bir tasdik ediyor ki kainat toplansa bırakın şeytanları ya da bırakın kainatı işte bazı kafirleri bütün kainat bir araya gelse mümkün değildi. Hepsi peygamberi tasdik ediyor ama kainat toplansa onların tasdikini iptal edemez. Kaldı ki bütün kainat peygamberimi tasdik ediyor. Ey şeytanlar ve ey peygamber aleyhisselamı kabul etmeyen gayrimüslimler. Bu kadar kuvvetli bir delili nasıl yok sayıyorsunuz? Ve ey Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gittiğini söyleyen ama onun şeriatına uymakta tembellik gösteren biz Müslümanlar bu kadar kuvvetli bir delil karşısında nasıl hala dışarıdan üfürlen bazı ufak tefek vesveseleri, vesveseleri kapı açıp da imanımızı şüphe atıyoruz. İbadete tembellik gösteriyoruz. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak imanımızı inkişaf ettirsin gerek Peygamber Aleyhisselam'ı tanımada, gerek diğer iman delillerini, kitaplara iman, peygamberlere iman, Allah'a iman, ahirete iman, kitaplara iman, meleklere iman, kadere iman gibi iman konularında, gerekse İslam'ın hakikati gibi namaz, zekat, haç vesaire gibi diğer hakikatlerde derinlik, genişlik ve yükseklik nasip etsin. Bunlara uyma konusunda Cenab-ı hassasiyet ihsan eylesin. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة